Hello everybody, this is Tonguç Academy and I am your English teacher Albert. 10. sınıf İngilizce arkadaşlar, dijital döneme hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden sayfamı çevirdim ve aşk sevgiyle başlıyorum. Şimdi çocuklar bakın diyor ki, what? Are we going to learn? Bir kere söylemiştim bir daha söyleyeceğim. Bu ek bir bilgi olacak. Bazen arkadaşlar going to'yu birleştirerek gonna diye okuyabilirsiniz. Kayıt dışı bir bilgi verdim size. What are we gonna learn? Yani diyor ki ne öğreneceğiz? Stating personal... Aka, state bildirmek, belirtmek demek. Stating personal opinions in everyday conversation. Yani diyor ki her gün günlük conversation içerisinde kişisel bize ait olan fikirlerin beyan edilmesi, açıklanması, ifade edilmesi. Bir, stating preferences, prefer kelimesi tercih etmek demekti. Ve biz tercihlerimizi karşı tarafa iletmeyi öğreneceğiz. Yine stating causes and effects yani arkadaşlar nedenler, etkiler, sonuçlar bilmem. Given an extended. Bakın arkadaşlar bu önemli. Extended biraz daha genişlemiş. description. Efendime söyleyeyim. And detailed information. Yani biraz daha genişletilmiş betimlemeler. Biraz daha ayrıntılı bilgiler. Ne hakkında? About people. İnsanlar hakkında, about places, yerler hakkında and about events yani olaylar hakkında. Muhtemelen which, Who that's arkadaşlar defining ve non defining relative clause'lardan bahsediyor. Olabiliriz ki kalbimizi kıran en büyük konulardan bir tanesi. Relative clauses. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeceğim. Bazı cümlecikler, cümle içerisinde cümlecik yapacağız ve bu relative clause öyle bir ilgi cümlesi olacak ki anlatmak istediğimiz belirsiz olan ismi belirli hale getirecek. Yani ben daha önce demiştim ki masanın üzerinde dur bir tane de bir mavi koyalım. Size diyorum ki arkadaşlar bana bir tane kalem verir misiniz dediğimde şaşırabilirsiniz hangisini vereceğinizi ama bir kalem istiyorum ki turuncu olan I need a marker which is orange dediğim anda that is orange which is orange turuncu kalemi bana vermeniz gerektiğini hemen anlayacaksınız diyor ki we Re use relative pronouns bakın şimdi relative zamirler kullanacağım who which that Who's gibi ya da relative adverbs ya da zarflar kullanacağım arkadaşlar. Bakın yer bildireceğim, zaman bildireceğim. Ne için? To introduce relative clauses. Yani ilgi cümlelerini size anlatabilmek için. Hazırsak tam anlamıyla şıkır şıkır başlıyoruz. Şimdi çocuklar diyor ki biz anlatmak istediğimiz o şey insan, insanlarsa eğer bunun arkasından who da getirebilirim that de getirebilirim. Yani insanı who ile anlatıyorum ama hayvanı ama cinsiyetsiz varlıkları ama fikirleri opinions mesela which ile anlatıyorum. That ne hocam? That bizim jokerimiz arkadaşlar. İkisi için de şıkır şıkır kullanabilirsiniz. Whose sahiplikler var. My, your, his, her gibi arkadaşlar possession, sahiplik demek ve sahiplik durumundaki relatifler bakacağız. Arkadaşlar where yani yerleri anlatırken when yani time zamanı anlatırken kullanacağım kelimeler. Şimdi sayfamı çevirdim ve çok da vakit kaybetmeden yine bir bilgiyle başlamak istiyorum. Şimdi define tan tanımlamak Betimlemek, anlatmak demek arkadaşlar. Defining relative clauses yani tanımlayıcı relatif cümleler, tanımlayıcı ilgi cümleleri anlamına gelir. Ki bunlar give information. Bize nasıl bilgiler verecek biliyor musunuz bunlar? That is necessary yani gerekli olan bilgileri verecek. To understand anlamak için. What or who is being referred to yani kime atfedilmiş? Mevzu bahis kim? Bunu anlayabilmek için şimdi örneklerle çok daha lezzetli bir hale sokalım şu işi. Bakın arkadaşlar, he is the boy who that. Dedik ki gerek insan için olsun, gerek nesne, hayvan, cinsiyetsiz varlık için olsun, that'i her yerde kullanabilirim demiştim. Şimdi burada bir insandan bahsediyorum. He is the boy. Bakın işte oradaki çocuk He is the boy. Benim bahsettiğim çocuk. Size bir çocuğu gösteriyorum. 10 tane çocuğun arasından. That works ya da who works at the groceries. Arkadaşlar manavda bakkalda çalışan çocuktan bahsediyorum. Hangi çocuk bakkalda manavda çalışan çocuk? Bir. The book. Hangi kitap? Which ya da that. She wrote. Onun yazdığı ha demek ki arkadaşlar bakın şurada bir relatif görüyorum arkadaşlar. Ondan sonra bakın şurada bir relatif görüyorum arkadaşlar. The book is fantastic. Kitap çok fantastik. Güzel. Hangi kitap kardeşim? Which she wrote. Onun yazdığı. Mesela Ayşe'nin yazdığı kitap. Ki, kitap yalnız. Kitap daha güzel olabilir. That she wrote. Ayşe wrote. Ayşe'nin yazdığı. Ne dedik? Who'nun yerine that. Which'in yerine that kullanılabilir. O zaman ikisinin de altını şöyle çizdim. Pekala. Ayşe is my digital friend. Ayşe benim dijitalden arkadaşımdır. Bir dakika kardeşim. Hangi Ayşe bu? Who ya da that has a lot of followers. Aa, bir sürü takipçisi. üç tane Ayşe düşünün arkadaşlar. Benim üç tane Ayşe diye arkadaşım var. Üçü de dijitalden olsun hayda. Hangisi Aa, çok fazla takipçisi olan Ayşe benim dijitalden arkadaşımdır. Müthiş. The girl. Şurada bir kız gösterdim size. Hangi kız hocam? Whose father is famous politician. Babası ünlü bir siyasetçi. Babası ünlü bir politikacı olan Aha da şu kız is a gifted pianist. Yani arkadaşlar bu arada gifted ne biliyor musunuz? Şey aşırı yetenekli anlamında Allah vergisi diyebiliriz. Yetenekli anlamındadır. Bakın the girl is a gifted pianist. Yani şu, girl... Şu kız daha doğrusu yetenekli bir piyanisttir. Hangi kız? Babası ünlü bir politikacı olan kızdan bahsettim. Hocam, bakın bu cümleyi ikiye ayırsaydım nasıl olacaktı? The girl is a pianist. Bu kalsın arkadaşlar elimde. Nokta. Her father aslında cümle nasıl biliyor musunuz? Bakın şöyle. Bir nokta var burada. Cümleyi bitirdim ya. Büyük harfle başlattım. Her father is devam ediyor is a famous politician. Burada ne yaptım? Noktayı ve hörü attım. Onun yerine huzu getirdim. Hocam neden gölün arkasından geldi? Çünkü hangi kızdan bahsettiğimi, bakın hangi çocuktan bahsettiğinizi anlatmak istiyorsanız, hangi kitaptan bahsettiğinizi, anlatmak istiyorsanız, hangi Ayşe'den bahsettiğinizi anlatmak istiyorsanız, hangi kızdan bahsettiğinizi defining relative clause anlatmak istiyorsanız bunların arkasından relative clause kelimelerimiz gelecek. Şimdi diyor ki hocam biz bazen koma yani virgül görüyoruz. Diyor ki using bakın using commas yani virgüllerin kullanımları. Şimdi çok güzel bir örnek. Daha doğrusu açıklama. We cannot use the relative pronoun that. Ha, relative kelimelerin içerisinde who, which, that var diye arkadaşlar. That'i kullanamayacağız. Nerede? Eğer non-defining relative clause söz konusuysa. Hocam, non-defining relative clause nedir? Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi. Do you know my geography teacher? Sen benim coğrafya öğretmenimi tanıyor musun? Şimdi coğrafya öğretmeniyle ilgili ek bilgi vermeye gerek var mı? Yok. Niye? Zaten arkadaş coğrafya öğretmeni demiş. Hangi öğretmen coğrafya öğretmeni? De tekrar devamında eğer bununla ilgili. <coughs> çok pardon arkadaşlar. Bir açıklama geliyor ise. non Bakın. Non-defining relative clause'lar virgül ile kullanılırlar. Bu çok önemli. Do you know my geography teacher? His brother is a national athlete. Diyor ki erkek kardeşi ulusal sporcu olan coğrafya öğretmenimi tanıyor musun? Yani iki tane açıklamaya gerek yok çünkü coğrafya öğretmeni dediğinizde zaten hangi öğretmenden bahsettiğinizi anlamıştık. Virgüllerin arkasından relative clause'a ait detler kullanılamaz. Esas konu burada buydu. Peki devam. Antalya. Şimdi normalde arkadaşlar şöyle relative clause'u parantez içerisine almak istiyorum sebebine bakalım. Antalya'yı zaten hepimiz biliyor muyuz? Biliyoruz. Define etmemize yani betimlememize gerek var mı? Yok. Yani nefis bir tatil beldesi olan binlerce turistin geldiği Antalya'ya tatile gidiyorum demene gerek yok. Antalya'ya tatile gidiyorum dediğinde ben zaten hangi Antalya'dan bahsetmiş olduğunu anlarım. Antalya is one of the most popular holiday destinations in our country. Antalya bizim ülkemizdeki en lezizül aziz tatil beldelerinden bir tanesidir. Hangi Antalya? Gerek olmayan bilgiler non-defining yani şu şekilde iki virgül arasına alınır. Antalya where tourists have the holiday of lifetime. Hayatlarının en güzel tatillerini geçirecekleri Antalya. Arkadaşlar gereksiz bilgiler iki virgül arasına alınıp non-defining relative clause diye isimlendirilirler. Defining relative clause'ları virgül içine alamam ama non-defining'leri alırım. Hocam gel şu işi biraz açalım. Haydi açalım. Exercises alıştırmalar. Which ones hangileri include dahil eder içine alır? Non-defining relative clauses. Aşağıdakilerden hangilerinde non-defining relative clauses vardır? Eğer bunları bulursanız diyor add Commas, when necessary, gerekli olan yere şakırt virgülleri gömünüz. Ashley's mother, Ashley'nin annesi, who lives in Istanbul. Bakın relatif clause'u bulduk arkadaşlar. Burada bir relatif clause var. Has twelve grandchildren. Şimdi diyor ki biz hangi anneden bahsediyoruz? Ashley'nin annesinden bahsediyoruz. Ha, zaten hangi anne? Olduğu belli olduğu için relative clause kullanmanıza gerek yoktu. O zaman arkadaşlar buraya virgülleri verip bunun non-defining relative clause olduğunu anlayabilirim. İzleyin. Ashley's mother who lives in Istanbul. İstanbul'da yaşayan Ashley'nin annesi sanki Ashley'nin bin tane annesi var da hangisi? Olmadı. Gereksiz bir bilgi arkadaşlar. Has 12 grandchildren. 12 tane toruna sahiptir. 2. The book which is about the life of a famous musician. Bakın arkadaşlar. Önce gelin biz relative clause'umuzu parantez içine alıp yerini belli edelim. Cümlenin orijinalini biliyor musunuz? Cümlenin orijinali kırmızıyla çiziyorum arkadaşlar. The book is on at all the book in the city. Şimdi kitap şehrimizdeki bütün kitap dükkanlarında satılıktadır. Yani satışlıdır. Soru şu arkadaşlar. Hangi kitap? Bakın kitabın önünde, annenin önünde eşli vardı. Anne hangi anne? Eşlinin annesi. Kitap hangi kitap? Yok. Haa. Bu arkadaşlar defining relative clause. Yani gerekli olan bir relative clause olduğu için virgül koyamam. İşte bu kadar basit diyorum. Üçüncü soruyla şıkır şıkır devam ediyorum. Have you talked to the man? Adamla konuştun mu? Kardeşim, Hangi adamdan bahsediyorsun? Whose tournament yesterday? Yarışması dün. Ha, şimdi bir adam var arkadaşlar. Var da hangi adam? Adamın önünde herhangi bir açıklayıcı sıfat olmadığı için hocam relative clause kullanmalı mıyım? Evet. Non defining değil. Bakın. Have you talked to the man o adamla konuştun mu? Hangi adamla? Whose tournament yesterday? Yarışması. Dün olan turnuvası. Dün olan adamla konuştun mu? Virgül koyamam arkadaşlar. Gerekli olan bir relative clause'du. Geldim dörde. Hemen relatif clause'u bulalım. My friend Selin. Bakın relative clause başlıyor arkadaşlar burada. Şöyle ayırdım. Who went to the same middle school as me? Hop kapattım. Kapattım. Şimdi. Arkadaşım Selin has just set up his own company. Dur, burada bir hata var arkadaşlar. Eğer Selin erkekse sorun yok. Ama arkadaşlar Selin'in erkek olma ihtimali işte benim kız olma ihtimalim kadar. O yüzden arkadaşlar şurayı hemen his şey aman her yapıp kendimden geçiyorum. İzleyin. My friend Selin has just set up her own company. Bakın, her own kendine ait şirketini kurdu. Daha yeni kurdu. Kim arkadaşım Selin? Hangi Selin? Benim arkadaşım olan Selin. Arkadaşlar bundan sonraki açıklama non defining relative clause yani gereksiz bir açıklamadır. İzleyin. My friend Selin who went to the same middle school as me. Benimle bir zamanlar aynı ortaokula giden arkadaşım Selin kendisine ait şirketini henüz açtı. Non-defining relative clause'ları virgül ile belli ettim. Süper. Beş arkadaşlar. Hadi kendimizden geçmeye devam. My dad was born in Ankara. Şimdi bakın relative clause geliyor arkadaşlar. Ankara'nın arkasından DETI, which'i gördüm. İşte relative clause'unuz burada. Şimdi hangi Ankara arkadaşlar? hangi Ankara'nın zaten Türkiye'nin başkenti olduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman siz burada kalkıp gereksiz bir bilgiye, Aa, buraya virgüle gerek yok, nokta zaten var arkadaşlar. Evet, cümle sonunda geliyorsa sadece nokta yeterli olacaktır. Gereksiz bir bilgiye gerek yoktu. Bakın, benim babam Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da doğdu. Vallaha mı? Sanki biz bilmiyoruz Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olduğunu. Gereksiz bilgi non-defined relative clause virgülünü aldı. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Dedik ki circle the correct alternative. Alta değiştirmek demek bilginiz olsun. Alternatif değişen. Yani burada alternatifleri bulacağız. Hangi değişen? Hangi alternatif benim işime geliyor? Is Moby Dick, one of the novels Who you have read is Moby Dick one of the novels which you have read. Dedik ki insan dışı varlıklar için which kullanabilirim dedim arkadaşlar. Who'yu getiremem. Is the Moby Dick is Moby Dick one of the novels you have read? Moby Dick novellerden bir tanesi midir? Romanlardan bir tanesi Hangi roman kardeşim? Senin okuduğun romanlardan bir tanesi de Moby Dick mi diyor? İki. Gazi Antep. Where mi mi arkadaşlar? Bakın şimdi. Where? My aunt lives. Benim halamın ya da teyzemin yaşadığı Gazi Antep is a very beautiful city. Çok lezzetli, çok güzel bir şehirdir. Arkadaşlar orada yaşıyor ya hani orada yaşıyor ise yer bildirir. Gaziantep burada yer durumundadır. Hocam ben bunu karıştırıyorum. Gaziantep bazen which de oluyor. Çok kolay karıştıracak bir şey yok arkadaşlar. Verin arkasından kesinlikle özne gelir. Bu kadar basit. Where she lives. Where my aunt lives. İşte bu kadar basit. Gaziantep. Where my aunt lives. Benim halamın yaşadığı Gaziantep is a very beautiful city. Leziz bir şehirdir. 3. Sunday arkadaşlar is the day. Bakın pazar öyle bir gün ki ver yer olduğu için kafadan gitti arkadaşlar. O zaman siz korkusuzca zaman anlamını verecek olan when relative adverb'i koyabilirsiniz. Sunday is the day when many people feel stressed. Diyor ki birçok insanın kendini stres altında hissettiği zaman gündür pazar günü. İşte bu kadar basit. Ve son my grandmother geldik benim yaşlanmış büyük anneme. Who mu who's mu? Bakın şimdi arkadaşlar. Who's olması için onun bakın buradan hop bir isim gelmeli. Mesela who's husband ki onun kocası. Who's Car ki onun arabası. Ama arkadaşlar hızın arkasından sahip olunan isim gelmediği için my grandmother who is dead now. Hop işte doğru cevap aslanlar gibi burada arkadaşlar mükemmel. Şimdi şunları da silelim hemen. My grandmother who is dead now. Şu anda ölü olan benim büyük annem came from Wales. Wales şehrindendir. Orada doğmuştu gibi düşünebiliriz. Süper. Şimdi bu kadar relative clause yeter arkadaşlar. Bugüne kadarki tüm derslerimde elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım. Yine göstereceğim. Technological devices in the past. Geçmişteki teknolojik aletler. Bazen arkadaşlarım unutuyor bir tekrar edelim. Black and white TV, siyah beyaz televizyonlar vardı. Walkman vardı arkadaşlar. Bugün MP3'ler, MP4'ler bilmem neler var. Typewriter, daktilo vardı arkadaşlar. Typewriter, dial phone, dial dur dur dur. tuşlarına basarak arama yaptığımız telefonlar vardı arkadaşlar. Hatta onların da eskisi böyle çevirmeliler vardı. Böyle dönüyordu arkadaşlar. Bir de brick game handheld konsol. Daha önce söylemiştim. Şöyle Tetris diye bir oyun vardı. Uzunca şey şöyle tutuyorsun elinde oynuyorsun. Bunlar bugün ise handheld. Şu şekilde tuttuğum oyunlar. İşte futbol oynuyorum, araba yarışı oynuyorum, savaş oynuyorum, bilmem ne. Ve arkadaşlar, technological devices today, bugünkü teknolojik aletlere bakıyorum. Ultra HD televizyonlar, MP3'ler, iPad'ler, aplikasyon içeren mobil, te mobil telefonlar, efendim, keyboard'lar var arkadaşlar, akıllı cep telefonları var ve işte az önce bahsettiğim futbol, savaş oyunları bilmem ne oynama veren hand konsollar var. Şimdi arkadaşlar, tercihlerimizi belli ederken, İki tane mevzuatı ele almıştık. Would rather ve prefer vardı. Şimdi ben şuraya küçük bir not tutacağım. Eğer ki çocuklar siz sizden daha doğrusu prefer kullanmanız istenirse. prefer'ın arkasından getireceğiniz fiil mutlaka şöyle verb yazıyorum arkadaşlar ve bu fiilin üzerine aman diyeyim ing ekini kesinlikle verin. Ondan sonra karşılaştırma edatı olarak to'yu kullanacağım. Bakın bu çok önemli. To'nun arkasından eğer fiil getirirseniz ing ile gelecek. Şimdi şunu izleyin. Hocam would rather benim karşıma çıkıyor ve bunu benim yüreğim bunu kaldırmıyor. Serzeni şutu yemiş gibi oluyorum diyor öğrenci. Arkadaşlar would rather çok kolay. Niye biliyor musun? Would rather'ı yazdığında bakın fiili getirirsin ama bu fiil nasıl gelir biliyor musun? Birinci halde gelir. O kadar basit ki karşılaştırma edatı ise dendir çocuklar. Den geldi ve fiil birinci halde gelmek zorunda. Son derece basit. Şimdi izleyin. I would rather use. Bakın fiil birinci halde. Ne kadar basit. Fiilin biri. I would rather use a smart TV. Akıllı televizyon kullanmayı tercih ediyorum. Neyden ziyade? Ben bilgisayardan ziyade akıllı televizyon smart TV kullanmayı tercih ederim. She would rather not. Hocam olumsuz yapmak istiyorum prefer don't doesn't prefer would rather'ın arkasına not getirirseniz ancak olumsuzlaştırırsınız çocuklar önemli bir ayrıntı izleyin. She would rather not play computer games. O oh, bilgisayar oyunları oynamayı asla tercih etmez. Güzel. Exercises. Hadi örneklerle coşalım. Use would rather tercih meselesi söz konusuysa would rather mı kullanacağım? Free kullanacağım. İkisini de kullanabilirim hocam. Neye göre? Hadi bakalım. She. Şimdi fiile bakıyorum. Would rather dedi ki benim arkamdan fiili yalın halde getiriniz dedi. Ama burada ise ING preferde. Burada var mı ING? Yok. Aa, o zaman bütün korkusuzluğumla şuraya would rather yazar mıyım arkadaşlar? Hocam vallahi yazarsın dediğinizi duyar gibiyim. She would rather read a book. O bir kitap okumayı tercih eder. John'a bakıyorum. John her zaman tercihini bildirecek. Doğru mu? Hocam ayancı var. O zaman ayancı varsa şuraya prefer koy. O öğrenci burada bırakıyor. Dur. Geniş zaman kullanıyorum canım kardeşim. John üçüncü tekil şahıs he'dir. Esi sakın unutma. John prefers climbing to jogging. John bakın. Jogging'e climbing'i tercih eder. Bu kadar basit. Hocam walk var burada. Soru şu. Walk. Yalın mı? Yoksa üzerine bir şey almış mı? Hocam yalın. O zaman şöyle yapıyorum. We would like diyorum. We would like walk to work. İşe yürüyerek gitmeyi tercih ediyoruz. Ne yapmaktan ziyade? Arabayla gitmekten ziyade. Mükemmel. Would like'ın would, Aman would rather arkadaşlar. Eyvah. Yerim de yok. Ne yapacağız? Arkadaşlar like'ı şuraya rather olarak yazıyorum. Çok özür dilerim. Hemen düzeltiyorum. Would rather arkadaşlar. Çok şurada nefis bir düzeltme yaptım. We would rather walk to work than drive. Ve son. Şeyma doesn't. Ne dedim arkadaşlar? Olumsuz da doesn't'ı don't'u görüyorsan hemen şuraya yiğitler gibi, krallar gibi, aslanlar gibi Prefer'ü koy. Kalbimiz kırılmasın. Şeyma doesn't prefer. Going on all day. Şeyma tatile gitmeyi asla ve kat'a tercih etmez. Mükemmel. Relative clauses overview. Şimdi tekrardan küçük bir ara verdim. Relative clause'a geri döndüm. Bilgiler bakalım pekişmiş mi çocuklar? Ben hazırım. Tabi eğer sizler de hazırsanız. Şimdi choose the correct answer. Doğru olan cevabı seçeceğim. Arkadaşlar the man, erkekten bir adamdan bahsediyorum bir insandan bahsediyorum ve which kafadan gitti dedim ki whose'u kullanacaksan bunun arkasından whose a car bir sahip olan bir şey whose a pen bir isim sahiplenilen bir isim gelmeli ama burada was ing past simple tense, past continuous tense ait özür dilerim. Bir cümle yapısı görüyorum ve elimi hiç korkak alıştırmadan was'ı yazıyorum. The man was, bak the man, ay şey was diyorum ya who. Bir dakika arkadaşlar, iyice karıştırdık değil mi bu? Yorulduk galiba. Who, insan olduğu için buraya who'yu getirdim. The man, who was talking to us, bizimle konuşan adam. Hangi adam? The man, who was talking to us. Bizimle konuşan adam is a popular DJ. Ünlü bir DJ'dir arkadaşlar. Mükemmel. İki. The girl. işte bir kız. İnsan olduğu için ben ne yaptım? Hemen which'i attım. Who ya da whom. Bakın şunu. The girl. Who works. Çok güzel arkadaşlar. Nesne durumunda kullanılacaktır. Whom. Bana özde durumundaki relative clause lazım. The girl dedim who'yu hemen koydum ve arkadaşlar dedim ki the girl who works in that shop şu dükkanda çalışan kız does not speak english İngilizce konuşmaz süper Üçe geçtim çocuklar diyor ki the motorist şimdi bir bir sürücüden bahsedeceğiz değil mi bakın yine bir insan yine bir insan insan olduğu için which'i attım the motorist who car a sahip olunacak bir nesne var burada ben buraya kafadan Whose koyarım arkadaşlar. Bakın sahiplik var. Şimdi sürücü. Hangi sürücü? Whose car had broken down. Arabası bozulan sürücü asked. İstedi. As. Bizden. To help him. Kendisine yardım etmemizi istedi. Bakın relative clause'unuz burada arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi aslında şurada şu virgül yok bilginiz olsun. Şunu çöpe atalım şuradaki virgülü. Devam etmek istiyorum. The girl. Bakın şimdi bir kızdan bahsedeceğim. Bir insan var arkadaşlar. Which gitti. The girl. Boşluk. Ha. Arkadaşlar whose dog? Who? Arkasından fiil isteyecektir. Gitti. Bakın hemen şuraya mis gibi whose yerleştirdim. The girl. Hop. Whose dog was killed? Evet. Köpeği ölen kız was Devastated, perişan olmak demek devastated, mahvolmak, çok üzülmek, helak olmak arkadaşlar. Köpeği ölen kız yavrum yazık, perişan oldu, yani çok üzüldü arkadaşlar. Devam. Şimdi diyor ki, relative clauses overview ve devam. Seçmeye devam edeceğiz. Do you know anyone? Herhangi bir kişi, tanıdık herhangi bir kişi, hangi herhangi bir kişi arkadaşlar? Bakıyorum, drives a sports car. Hmm. Spor araba kullanan herhangi bir kişiyi tanıyor musun? Şimdi burada bir insan var doğru mu güzel kardeşim? Which olamaz. Güzel. That or which? Olamaz arkadaşlar. Neden? Çünkü which'i biz insanlar için kullanıyoruz. Do you know anyone that drives a sports car? Who drives a sports car? Evet spor araba kullanan bir kişiyi tanıyor musun? Güzel. Those teenagers. Mükemmel. Yine bir insandan bahsediyorum arkadaşlar. Ama hepsi olabilir. Doğru mu? Dedik ki. Non-defining relative clause'lar. iki virgül arasında kalırlar. İki virgül arasında that'i kullanamam arkadaşlar. Şimdi. Nesne durumuna düşmesi lazım. Whom gitti. Bu işi yapan kişiden vandalized zarar, parka zarar veren. He, hop. Who'yu korkusuzca getirdim. Those teenagers who vandalized the park parkı harap eden şu ergenler are from our school. Bizim okulumuzdanlar. Süper arkadaşlar. Dolayısıyla who'yu burada yuvarlak için hemen aldım ve the man yine bir insan hop attım çöpe. Şimdi arkadaşlar A da B de olabilir diyor. B olamaz o zaman kafadan gitti. The man whose dog köpeği değil mi? We adopted. Biz aldık, sahiplendik. Bak şimdi köpeğini sahiplendiğimiz adam diyeceğim. The man whose dog we adopted. Köpeğini sahiplendiğimiz adam moved to France. Fransa'ya taşındı. Bak bu kadar basit. Mükemmel. Arkadaşlar izleyin. Doctor ya da doctor. İngiliz İngilizcesi doctor. Amerikan İngilizcesi doctor brown. Doktor brown. Şimdi bu bir insan mı? İnsan. Ama sorun şurada arkadaşlar. Relative clause'larda non-defining relative clause'larda iki virgül arası that kullanılamaz. Cevap A ve B diyor. E -e -e. ikisini de kabul edemem arkadaşlar. B kafadan gitti. Bak şimdi izle. Who'yu aldım? Dr. Brown who lives next door. Kapı komşumuz olan Dr. Brown is my dentist. Benim diş hekimimdir. Dolayısıyla arkadaşlar cevap çok net bir şekilde Adana çevirdim. Bakalım ne diyor? Diyor ki make one sentence from two. İki tane cümle var. Teke düşüreceğim. Şimdi çocuklar mesele o kadar basit ki. Dedik ki birinci cümlenin noktasını çöpe atabilirim. Özür, tabii attım. İkinci cümlenin de öznesini. Bak birinci cümlenin noktasını çöpe atıyorum. İkinci cümlenin öznesini çöpe atıyorum. Şimdi diyorum ki. Egal. Artık siz bunu tanımlıyorsunuz. Bu artık belirli bir kız olacak. The diyebilirim arkadaşlar. The girl. Şimdi kız, güzel. Hangi kız? Who. Bakın bu tarafı who'yu aldım. Aynısını yazıyorum. Hatta şöyle yapayım. Yeşille yazayım arkadaşlar. Daha belirgin, daha güzel olsun. Who was injured. Yaralanan kız, doğru mu arkadaşlar? Who was injured in the accident. Güzel. Kazada yaralanan kız is now in hospital. Is now in hospital. Mükemmel. Bakın bu kadar basit. Hadi bir tane daha yapalım. Dedim ki ilk cümlemin noktasını attım. İkinci cümlemin öznesini attım. Şimdi hemen artık ben onu ne yapıyorum arkadaşlar? The man. The man'i yazdıktan sonra bu sefer de mesela mavi kalemi alalım. Hemen insan olduğu için Who'yu getirdim. Who answered. Bakın şimdi arkadaşlar. Answered the phone. Telefona cevap veren adam diyorum. Güzel ve devam ettiriyorum. Told me you were away. Bakın. Told. Şimdi çevireceğim. Me. You. You were away. İşte bu kadar basit. Bakın. Telefona cevap veren adam. Bana dedi ki you are away. Sen dışarıday mısın? Senin dışarıda olduğunu söyledi. Çok kolay gidiyor. Birinci cümlenin noktasını atıyorum. ikinci cümlenin öznesini atıyorum. Bakın şimdi. The waitress. Bayan bir garson var arkadaşlar. The wait beklemek demek bu arada. Waitress. Waiter olsaydı waiter. E'yi R'nin alın. Garson. Erkek garson. Waitress. Bayan garson. The waitress. Who served us? Hop. Hemen arkadaşlar farklı renkte bir kalem. Who served bize servis eden, bize hizmet eden, değil mi? Who served us. Evet, bizimle ilgilenen bayan garson. Evet. Was. İşte bu kadar basit. Very impolite arkadaşlar. Şunu yazacağım, gerisini yazmayacağım. Bu kalemi de bir daha kullanmayalım. Impolite. İşte bu kadar basit. Bize servis yapan, bizim bize hizmet veren bayan garson çok kabaydı. Terbiyesiz ve lezzetsiz bir kızdı. Dörde geçiyorum çocuklar. Bakın şimdi. İlk cümlenin noktasını attım. ikinci cümlenin öznesini attım. A building işte size oldu. The building. Bu kadar basit. Şimdi insan dışı bir varlıktan bahsettiğime göre itin yerine ne alacak arkadaşlar? The building. Which ya da that koyabilirim. Which. Has, Now'u koyun ya da koymayın fark etmez. Been, rebuilt tekrardan inşa edilen şu bina, bu bina nasıl isterseniz öyle çevirin arkadaşlar. Was destroyed in the fire, ateş, yangında mahvolmuştu. Was destroyed in the in the fire, yangında mahvolmuştu. Ve son arkadaşlar, bakın aynı hareket. İlk cümle. Hop noktası gitti. İkinci cümle. Hop öznesi gitti. E-Bus oldu size. The Bus. Hangi otobüs arkadaşlar? Which runs ya da that runs. Farklı renkli kalemle yazmaya çalışacağım. Hemen bir yeşil. Bakın yeşil yalnız. That runs. Every half hour. Her 30 dakikada bir geçen. Doğru mu arkadaşlar? Every half hour. Her 30 dakikada bir hareket eden bu otobüs nereye gidiyor? Goes to the airport. Şöyle kısaltma yazacağım arkadaşlar. Sığmayacak yoksa airport. Her yarım saatte bir hareket eden otobüs goes to the airport. Havaalanına gider. Arkadaşlar ödüllü soruyu hak ettiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.